50 yaşından sonra, eskiden onlara da her yıl deniyordu ama memedeki tümörler belli bir yaştan sonra yavaş büyüdüğü için 2 yılda bir de kontrol, yani her yıl kontrol, 2 yılda bir ultrasonografi, mamografi yapılabilir. Veya ultrasonografinin herhangi bir zararı yok. Her yıl meme muayenesi, ultrasonografi, ben öyle yapıyorum. 2 yılda bir de mamografi istenebilir. Peki hocam, tabii geçmişte meme kanseri ve farklı kanser türlerinde daha bir yoğunluk yaşanıyordu. Ama şu anda biraz vatandaşlarımız da bilinçli bu noktada. İşte kamu spotlarının yayınlanması, evet. Bununla birlikte siz kıymetli hocalarınızın hasta hekim ilişkisinin diyalogları çok önemli. Çünkü bir dönem insanlar doktora gitmekten korkarken, şimdi doktorlarıyla artık aile doktoru gibi oldu. Siz hekimleri ailesinden olarak görüyor hastalarımız. Bununla birlikte geçmişte yaşanılan tabii risk faktörleri ve şu andaki risk faktörleri arasındaki etkenleri de ben size sormak istiyorum. Vatandaşın bilinçli olması rakamları biraz azalttı mı? Şimdi hastalarımız tabii bilinçlendi. Evet. Çoğu zaman da erken geliyor, erken teşhis ediliyor. Bazen de fazla bilinçlendi, hiçbir şey olmadan bende illa bir şey var mı diye geliyor. Evet, evet. Şimdi tarama testlerinin yapılan istatistiklere göre genelde meme kanserinden ölümü azaltmada oran 50 yaşından sonra %30. Yani %30 oranında mortaliteyi azaltıyor. Ama 40 ile 50 yaş arası mantıken azaltmasını bekleriz ama istatistikler tartışmalı diyor. Böyle de bir şey var. Yani bilgi var. Tabii genetik kabul ettiğimiz işte 20 yaşında, 25 yaşında, 30 yaşında bunlar çok nadir oluyor ama bunların erken teşhisi çok önemli. Çünkü gençlerde meme kanseri özellikle genetikse veya yaş erkense hızlı seyrediyor. Yaş ilerlemişse daha yavaş seyrediyor. Daha yavaş seyrediyor. Diyelim ki kişi meme kanseri oldu, tümörler alınıldı. O süreç ne kadar bir süreç içerisinde dikkat etmesi gerekiyor, tekrarlayabiliyor mu? Meme kanseri nedeniyle ameliyat olan hastanın ömür boyu kontrollerini yaptırması lazım. 10 sene sonra, 20 sene sonra, 30 sene sonra nükseden vakalar var. Yani ilaçlarını düzgün kullanması tabii ameliyatla bitmiyor iş. Ondan sonra gerekiyorsa kemoterapi, antihormonal tedavi, işte radyoterapi, kişiye göre tabii bu hastalığa göre. Meme kanseri öyle bir hastalık ki herkes de değişik seyrediyor. Yani safra kesesi gibi değil. Yani safra kesesinde taş var, alalım bitti değil. Yani her kişide kişiye göre değişen bir hastalık. Onun için mutlaka kimse hekimi onun kontrollerini, işte meme tamamen alınmadıysa iki memenin tekrar mamografi tetkikleri belli aralarla. O meme alındıysa öbür memenin takibi. Gene muayenelerini mutlaka yaptırması lazım. Tabii bu arada kişinin psikolojisinin de biraz yüksek olması tabii, gerekiyor tabii. Hocam. Peki psikolojikmen kendisini nasıl rahat hissetmesini önerirsiniz? Meme kanserinde yani memenin kötü hastalıklarında diyelim hastanın diğer kanserlere göre daha rahat olmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü bir yerde hasta erken yakalanıp ameliyatını oluyorsa ondan sonra çok çok az sorun çıkıyor. Veya tekrar nüksettiğinde, sorun çıktığında tekrar tedavi edilebiliyor. Yani o nedenle hastalarımız rahat olsunlar ama kontrollerini mutlaka yaptırsınlar. Evet.